Merhaba arkadaşlar. Saadet'in İner örgü kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin anlatımını yapmaya çalışacağım sizlere inşallah. Ee, örneğimiz çok güzel. Yapımı çok kolay bir model. Ben e, ip olarak Nakolux minnoş e, ip kullanacağım modeli size anlatırken artı 3 numara şiş kullanacağım siz de elinizin ayarına ipinizin kalınlığına inceliğine göre dilediğiniz şekilde kullanabilirsiniz modelimiz 7 ilmek ve katlarından oluşuyor arkadaşlar ben şişime birkaç ilmek attım 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ilmek attım yani 2 4 6 7 bir model için 2 4 6 7 bir model iki tane Fazlalık iki de kenar ilmeği için şişime toplamda 18 ilmek attım. Bir iki sıra lastik ördüm. Hazırlığımı yaptım. Sizler de benimle birlikte örmek isterseniz Hazırsanız Beraber örebiliriz. Bunun öncesinde şu hatırlatmayı da yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup yorum ve beğenilerinizle beni desteklerseniz çok sevinirim. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Modelin anlatımına geçelim. Evet arkadaşlar hazırsanız başlayalım. Şimdi modelin ilk sırasında ve ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra iki tane ters örüyorum. 5 tane düz. Bir, iki, üç, dört, beş tane düz ördüm kenar ilmeğinden sonra 2 ters 2 4 5 tane düz ördüm tekrar 2 tane ters örüyorum ipimi arkaya attım 5 tane düz örüyorum 1 2 3 4 ve 5 ipi bana doğru alıyorum 2 tane ters örüyorum ve kenar ilmeğimi örerek ön yüzü ve modelimizin ilk kurulum sırasını yapmış oluyorum Şimdi arka sıradayım arkadaşlar. Burada ilmekleri gördüğüm gibi öreceğim. Düzlerin üstünü düz, terslerin üstünü ters. Yani şimdi iki tane düz var sırada. İki düz ördüm. İpi bana doğru aldım. Beş tane ters. Bir, iki, üç, dört, beş. Yani düzlerin üstü düz, terslerin üstü ters. İki tane düz örüyorum şimdi. Modelimizin ikinci sırasındayız arkadaşlar tekrar hatırlatayım ve arka yöndeyiz 5 tane ters örüyorum ilmekleri Gördüğüm gibi düzlerin üstü düz terslerin üstü ters 5 tane ters ördüm İpi arkaya aldım 2 tane düz örüyorum. Ve kenar ilmeğimi örüp Arka sırayı modelin ikinci sırasını da tamamlamış oldum Şimdi 3. sıradayız arkadaşlar dediğim gibi kenar ilmeğimi aldım örmeden aldım iki tane tersi örüyorum ön yüzde ön yüzde ve üçüncü sıradayız arkadaşlar ipimi arkaya doğru atıyorum burada şişime bir kere doluyorum şu iki ilmeği yönlerini çevirerek sola doğru keseceğim ilmeklerin yönünü çevirerek ve dolayarak sola doğru bir tane kestim bir tane düzü örüyorum bu sefer sağa doğru keseceğim iki ilmeği. Kestim. ipimi bana doğru aldım ve bir kere doladım. Aradaki iki tane tersi örüyorum. 1 2. İpi arkaya attım. Tekrar ipimi şişime, sağ şişime doluyorum. Şu iki ilmeğin yönünü çevirerek sola doğru bu tarafa doğru kesiyorum. Arada bir tane düzümü ördüm. Bu sefer şu iki düzü sağa doğru bu tarafa doğru kesiyorum ipi bana doğru alıp bir kere de dolayıp iki tane tersi örüyorum ve kenar ilmeği böylece modelimizin üçüncü sırasını ve ön yüzü tamamlamış oluyoruz şimdi arka sırada ve modelimin dördüncü sırasındayım burada yine ilmekleri gördüğüm gibi düzlerin üstünü düz terslerin üstünü ters öreceğim kenar ilmeğimi örmeden aldıktan sonra bakın 2 tane düz var sırada. İpi bana doğru aldım. Doladığım ilmeklerle beraber onları da ters örüyorum ve arasında 3 tane ki 3 tane ilmeği de ters örüyorum. Doladığım ilmeği de ters örüyorum. Yani 2 düz, 5 ters örmüş oldum. İpimi arkaya atıyorum. 2 tane düz örüyorum. 1 2. İpi bana doğru aldım. Doladığım ilmeği de ters örüyorum. Diğer ilmeklerin yönü de zaten ters. Onları da ters örüyorum. Yine bakın doladığım ilmek onu da ters örüyorum. Yani 5 tane ters örmüş oldum. Şimdi sırada düz var. 2 tane düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de örüyorum. Böylece modelimizin dördüncü sırasını ve arka yüzünü tamamlamış oluyorum. Bakın yavaş yavaş oluşmaya başladı. Evet arkadaşlar, ön yüzdeyim ve 5. sıradayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ters ilmeği örüyorum ipimi arkaya attım. Bakın kenar ilmeğinden sonra iki ters ördüm. Bir tane düz örüyorum. Şişimi doluyorum ipi. Şimdi şu üç ilmeği üçlü kesim yapacağız. Üç ilmekten iki tanesini şöyle ikisini birlikte sağ şişimi örüyormuş gibi aldım. Yanındaki üçüncü ilmeği örüyorum. Bu iki örmeden sağ şişime aldığım ilmekleri Ördüğüm tek ilminin üzerinden atlatarak böyle kesmiş oldum. Tekrar doluyorum şişime. Bir tane düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. 2 tane ters ördüm. İpi arkaya aldım. Bir tane düz örüyorum. Doluyorum şişime. Bakın yine aynı işlemi yapacağız. Şu üçlü ilmekleri keseceğiz. Şu iki tanesini, Örüyormuş gibi şu şekilde sağ şişimi örmeden aldım. Üçüncüyü örüyorum. Örmeden aldığım şu iki ilmeği ördüğüm ilminin üzerinden atlattım. Ve şişime dolayarak yanında bir tane düz örüyorum. Böylece ikinci motifi de tamamlamış oluyorum. İki tane tersimi örüyorum. Kenar ilmeğimi örüyorum. Beşinci sırayı tamamlamış olduk. Arka sıradayım arkadaşlar ve 6. sıradayım kenar ilmeğimi aldım örmeden yine düzlerin üstü düz terslerin üstü ters şeklinde ilmeklerimi örüyorum bakın iki tane düz ördüm burada doladığım ilmekler de dahil olmak üzere 5 tane ters örüyorum doladığım ilmekleri de ters örüyorum ve arada iki tane düzüm var modelin 6. sırasında ve arka yüzündeyiz arkadaşlar tekrar hatırlatayım terslerin üstü ters düzlerin üstü düz şeklinde arka sırayı tamamlıyorum doladığım ilmekleri de ters örüyorum iki tane düz ve kenar ilmeğimi örerek bitirdim modelimiz 6 sırada bir oluşuyor arkadaşlar Böylece bir model oluşturmuş olduk modelin ikinci oluşumunu da yapmak için yine aynı şekilde başlarken ilk sırada yaptığımız uygulamaları yapıyoruz. 2 ters 5 düz, 2 ters 5 düz, 2 ters şeklinde. Arka sıralar terslerin üstü ters, düzlerin üstü düz şeklinde. 6 sıradan oluşuyor arkadaşlar. Bu şekilde oluşmuş oluyor. Bakın ben size hatta daha büyük parçada örmüştüm. Hazırlamıştım. Onu da göstereyim isterseniz. Bakın çok güzel bir model. Şöyle göstereyim. Arkası bu şekilde. Bu şekilde. Birçok yerde kullanabileceğiniz harika bir model arkadaşlar. Yani burada da bir kere modeli beraber örmüş olduk. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Birçok örgüde kullanabileceğiniz bir model. Gerek bebek örgülerinde gerek anne yeleklerinde yetişkin örgülerinde birçok yerde kullanabileceğiniz yeleklerde ırkalarda bir model. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer videomu izlediyseniz beğenip yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.